Bir grup dizüstü bilgisayarın fiyatı 750 dolarlık bir ortalama ve 60 dolarlık bir sapma ile normal bir dağılım göstermektedir. Fiyatları 624 ile 768 dolar arasında olan dizüstü bilgisayarların oranı nedir demişler. Şimdi bizden ne istedikleri hakkında biraz düşünelim. Fiyatların dağılımı normal bir dağılımmış. Buna benzeyen evet buna benzeyen bir dağılımdan bahsediyorlar. Çizimim çok da iyi olmadı ama sanırım buna alışkınız ve hepimiz normal dağılımın neye benzediğini biliyoruz öyle değil mi? Evet buna benzeyen bir şekil olacak. Simetrik olması gerektiği için şurasını biraz düzeltirsem evet daha iyi olabilir. Tam ortada ortalama olacak. Bu şekilde çizip 750 olarak not edeyim. Evet standart sapmanın da 60 dolar olduğunu biliyoruz. Ortalamanın bir standart sapma üstü şuralarda bir yerlerde ve bu noktanın değeri 750 artı 60'tan 810 dolar olacak öyle değil mi? Ortalamanın bir standart sapma altını da şu şekilde 750 eksi 60 yani 690 olarak işaretleyelim. Evet bizden fiyatları 624 ile 768 arasında olan dizüstü bilgisayarlarının oranını istiyorlardı öyle değil mi? Alt sınırımız 624 dolar. Bu ortalamanın iki standart sapma altına indiğimizde elde edebileceğimiz bir değerden azdır. 768'e yaklaşık olarak burada bir değer olacak. Evet, bunun çok da net bir çizim olmadığını biliyorum ama 768 aşağı yukarı burada bir yerde olacak değil mi? Evet, bizden bu iki değer arasındaki oranı yani eğrinin bu iki değer altında kalan kısmının alanını bulmamızı istiyorlar. Bu soruyu şu şekilde çözeceğiz. Öncelikle 768'in Z skorunu bulacağız. Ortalamadan büyük olduğu için pozitif bir skor olacak ve sonra da Z tablosunu kullanarak 768'den küçük olan kısım için eğrinin altında kalan alanın ne olduğunu bulacağız. Başka bir deyişle işe tüm bu alanın ne olduğunu hesaplayarak başlayacağız. Sonra da aynı mantıkla 624'den küçük olan alanı bulup e, bunu nasıl bulacağımızı tekrar etmemi isterseniz önce 624'ün Z skorunu bulacağız. Bu skor eksi 2 virgül bir şey olacak ve sonra da yine z tablosu kullanarak bundan küçük olan oranın ne olduğunu bulacağız ve en sonda arada kalan alanı bulmak için bu alanı ilk bulduğumuz alandan çıkaracağız. Haydi bakalım. Ne demiştik? Önce 768'in z skorunu bulacaktık değil mi? Sonra da 624'ün. 768'in z skoru. Şu şekilde yazayım. 768 eksi ortalama yani 750 bölü standart sapma yani 60. Bu da 18 bölü 60 eder. Bu da 6 bölü payı ve paydayı 3'e bölersek 6 bölü 20 olur öyle değil mi? 6 bölü 20 de 0,30'a eşittir. Üst sınırın Z skorunu bulduğumuza göre bundan küçük olan kısmın yüzdesini hesaplayabiliriz. Bunun için az önce de söylediğim gibi bir Z tablosuna ihtiyacımız var. 0,30'u arıyoruz. Evet, 0,3 burada. Daha önceki videolardan hatırlayacaksınız. Bu sütun sadece onda birler basamağını veriyordu ama bizim yüzde birler basamağına da ihtiyacımız olduğundan buradaki sütunlara da bakacağız. 0,3 bu satırda hemen altını çizeyim. Yüzde birler basamağında da 0 olması gerektiğinden hemen bu sütunda kalacağız ve sonuç yani 768'den küçük olan yüzde 0, 6179'muş. Evet 0,6179. Şimdi aynı şeyi 624 için de yapalım. 624'ün z skoru 624 eksi ortalama yani 750 bölü standart sapma yani 60. Hesap makinesi kullanacağım çünkü ufak bir hata yapıp her şeyi mahvetmek istemiyorum açıkçası. Tamam 624 eksi 750 bölü 60 eksi 2 virgül Alt sınırda ortalamanın 2,1 standart sapma altında. Başka bir deyişle z skoru eksi 2,1. Evet eksi 2,1. Bunun altında kalan kırmızı alanı bulmak için bir kere daha z tablosu kullanacağız. Z tablosunun ilk kısmına bakacağız. Yine deminki mantık ama bu sefer değerlerin negatif olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Eksi 3,4'lük bir Z skoru ortalamanın 3,4 standart sapma altında anlamına gelir. Ve yine az önceki gibi burası 0,1'lik, burası 1,1'lik ve bu şekilde devam ediyor. Biz eksi 2,1'i arıyoruz. Aslına bakarsanız eksi 2,10 demek daha doğru olacak. Bir bakalım. Eksi 2 2,1 işte burada. Eksi 2,10'u aradığımız için buraya geliyoruz. Evet 624'ün altında kalan kısımda 0,179'muş. 0,0179. Eğer ikisinin arasında kalan alanı bulmak istiyorsak da kırmızı alan... Evet, kırmızı alanı bundan yani 768'den çıkarmamız yeterli olacak. 0,10 6179 sürekli tekrar ettiğimin farkındayım ama tüm bu alan bu oluyor. Sonra bundan kırmızı alanı yani 0,0179'u çıkaracağız ve sonuç olarak 0,6 buluyoruz öyle değil mi? Cevabı 4 ondalık basamaklı vermemiz gerektiği için de bunu 0,6 olarak düşüneceğiz. Başka bir deyişle 624 ile 768 arasındaki oran tamı tamına %60'mış.